Bu dersimizde de artırma ve azaltma operatörlerinden bahsedeceğiz. Şöyle ki, integer dedim, sayı diyorum tekrardan. Buna mesela 10 değerini verdik. Sonrasında ben bunu bildiğiniz gibi sayı 1 eşittir sayı 1 artı 1 diyebilirim. Tamam. Hani 1 dışında bir sayı olsaydı mesela sayı 1 artı eşittir 5 de diyebilirdim. Bu da ne anlama geliyordu? Sayı 1 eşittir sayı 1 artı 5. Yani şu durumda print deyip ben sayıyı yazdırırsam ekranda ne görmem gerekiyor? Hemen hesaplayalım. 10'du. Bir arttırdım 11 oldu. Sonra da 5 ekledim. 16 sayısını görmem lazım. F5'e bastık mı? Şuradan view'dan tekrardan bunu açalım. Evet, 16 sayısını gördüm. Ve sadece bir artırma ve azaltma işlemlerinde aslında daha kısa bir yöntemimiz var. Sayı 1 artı art. Bunu kullanabiliriz. Bu ne işe yarıyor? Bu sayı 1 değişkeni bir arttırmaya yarıyor ama buradaki bu artı artıyı değişkenin sağına mı koydunuz, soluna mı koydunuz? Bu bayağı önemli. Mesela şu durumda şu anlama geliyor. Sayı 1'i kullan, sonrasında 1 arttır ve burada bunu yazdır. Buraya kadar 16 idi, 1 arttırdım. Haliyle ekranda 17 sayısını görüyor olmam gerekiyor. Ama mesela şöyle diyelim. Print. Bunları anladıysanız şuradan sonra bir sayı 2 diyelim artık. Bir sıfırlayalım şunu. Sayı 2 eşittir 10 diyorum. Buraya gelip şöyle yapalım. Sayı 2 artı artı ve print sayı 2. Bu sefer bu artı artıyı bunun başına yazalım. Ve burada anlattığım her şey aslında eksi için de geçerli. Eksi de sayıyı azaltmaya yarıyor. Şimdi burada olan durum nedir? Aslında sıralamayla dikkat ederseniz birebir aynı. Print deyip sayı 2, bu şu anlama geliyor. Sayı 2'yi yazdır, sonrasında bir arttır. Yani burada ben ekranda 10 sayısını göreceğim ama şu an artık benim sayı 2'm ne oldu? Bir arttığı için 11 oldu. Bu ne anlama geliyor? Önce sayı 2'yi bir arttır, 11'de 12 yap, sonrasında da bunu ekrana yazdır. Bundan dolayı da 12 sayısını göreceğim. Yani bu printlere çalıştığında bir tanesinde 10, diğerinde 12 ifadesini görmem gerekiyor. Bakalım bir yanlışlık yapmadıysak. Evet. Gördüğünüz gibi 10 ve 12 ifadelerini gördük. Dediğim gibi önce kullan, sonra arttır. Pardon. Burada ise önce arttır, sonra kullan anlamına geliyor bunlar. Ve eksi içinde yine aynı mantık geçerli. Bunu da anladığımızı varsayıp şimdi de işlem önceliğine gelelim. İşlem önceliği de yine oldukça önemli. Eğer yanlış bir mantık izlerseniz umduğunuz sonucu bulamazsınız. Şurada açıklama kısmında zaten bunları yazdım. İlk olarak parantezin içi işletilir. Daha sonra artı artı ve eksi eksi, yani artırma ve azaltma operatörleri bakılır. Ama hangileri eğer değişkenden önce geliyorsa. Sonra matematikte bildiğiniz çarpma, bölme, toplama, çıkarma gelir. Sonra atama gelir. Sonrasında ise yine artı artı ve eksi eksi. Ama bu sefer değişkenden sonra gelenler. Ne demek istiyorum? Şöyle gelin güzel bir örnek yapalım. Ben buraya şimdi bir ifade yazacağım. Çalıştırmadan önce bunu hesaplayıp bulmaya çalışacağım. Buraya öncelikle değişken. Integer s1 eşittir 10. s2 eşittir 5. Şöyle alt shift f tuşlarıyla bunu düzenliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabiliyoruz. Hani aynı türde verileri virgülle ayırarak böyle ardı ardına yazabiliriz. Sonrasında bir tane de integer sonuç diye bir değişken oluşturalım ve şimdilik bunun sonucu 0 olsun. Sonuç eşittir parantez içinde s1 artı s2 çarpı 3 eksi S1, S2 yapalım. Yoksa eksi değer çıkar, onunla uğraşmayalım. Artı S2 bayağı bir abarttık. Şöyle bir ifade olsun.
Evet. Şimdi bunun sonucu ne çıkar? Kurallara göre uygulamaya çalışalım. İlk olarak ne dedik? Parantezin içi işletiliyor dedik, değil mi? O yüzden önce şurayı bir ele alayım. Ve bu parantezin içinde artı var, çarpı var, eksi var. Çarpmanın önceliği vardı. O yüzden ilk olarak burası işletilecek. S2 çarpı 3. 5 çarpı 3, 15 yaptı. Artırma ve azaltma aynı önceliğe sahip olduğu için soldan sağa doğru işletiyorum. S1 10'du. 10 artı 15 eksi 5. Yani parantezimin içine çıktı 20. Geldim buraya. Burada bir parantez yok ama bir çarpı işlemi var. O yüzden ilk olarak bu çarpıyı yapmam lazım. S1 yani 10 çarpı 5 50 yapar. Artı var burada. S2 kaçmış? 5'miş. 50'nin önünde eksi var. Onu da yazalım. Artı S1 ney? 10. Bana şunu soruyor. Yine artı ve eksi işlem önceliği olarak aynı olduğu için soldan sağa işleteceğiz. 20 artı 5 25. 25 eksi 50 eksi 25. Artı 10 ile eksi 15 değerini benim ekranda görüyor olmam lazım. Pardon. Sonucu hesaplattık. Ama print diye yazdırmadık. O yüzden böyle oldu. F5'e bastım. Gördüğünüz gibi eksi 15'i gördük. Dilerseniz bir örnek daha yapalım. Konu iyice ne pekişsin. Yine S1'i S2'yi kullanalım. Ama bunu yapmadan önce sonucumuzu sıfır atayalım. Sıfır atamaya da gerek yok. Direkt olarak buraya yazdırabilirim. Ne olsun mesela? S1 çarpı S2 artı 4 bölü 2. Sonra bir artı gelsin. Sayı S1 artı artı çarpı S2 artı 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 S1. Tabi bunu böyle yazamıyoruz. Şöyle parantez içine almamız lazım. Bu niye hata veriyor? Bölme olduğu için sonuç. Onu double yapalım. Sorun değil. Bu sefer de burası hata verecek. Bu hepsini ne yapabilirim? Şöyle parantez içine alıp sonuçta bu bir integer değer olduğu için to double diyebilirim. Burası zaten double'dı. Şimdi bir bakalım ne oluyor. Print diyerek de bunu ekrana yazdıracağız. Şimdi adım adım dikkatli bir şekilde yapmaya çalışalım. Önce parantezin içini yapacağım. Tamam. Önce çarpma işlemini yapacağım. Daha sonra bölme işlemini. S1 çarpı S2 50. 50. Artı sonra bölme işlemi. 4 bölü 2 2. Parantezimin içi 52 çıktı. Geldim buraya. Sonrasında bu artı artı neydi? Eğer değişkenin sağındaysa öncelik sırası çarpmadan sonra geliyordu. Yani burada önce çarpmayı yapıp sonra bunu arttırmam lazım. Yapalım çarpmamızı. S1 10'du. S2 5'ti. Burası da 50 çıktı mı? Çıktı. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey S1'in değerini 1 arttırdık. Yani S1'de artık 11 değeri var. Son durumu yazalım. 50 artı 50. Artı. Şimdi de S1'i hesaplayacağım. Bu ne demek? S1'i önce 1 arttır. S1'i önce 1 arttır. 12 yapar. Sonrasında bunu kullan. Bu şekilde. Değil mi? Yanlış yaptık mı acaba? Ben emin olamadım. Yalancı da çıkmak istemiyorum. Bir daha yapacağım. S1 ile S2'yi çarptım. 50 yaptı. 4 ile 2 bölüm 2 yaptı. 50 artı 2. Parantezimin içi 52. Şurayı parantez içine alabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ne dedik? Önce çarpı daha sonra artırma yapılıyor. Çünkü değişkenden sonra gelen işaret çarpıdan öncelik olarak daha düşük. Açıklamada bunu yazdım. S1 çarpı S2 50 yapar. Bu da burası yapar. Ama artık S1'i 1 arttıracağım için yani önce kullan sonra arttır. S1 oldu size 11. Burada ise tam tersi önce arttır yani 11'i 1 arttır. 12 sonra kullan. 12 olarak kullan diyor. Ne yapar? 114 yapar. Bakalım sonuç 114. Çalıştıralım. F5'e basıyorum. Ve
konsola baktığımda 114 değerini gördük. Hani böyle bir şeye ihtiyaç duymazsınız ama mantığını anlamanız açısından böyle zor, biraz zor bir örnek oldu aslında. Umarım anlaşılmıştır operatörler ve işlem önceliği konuları. Dediğim gibi hani bir okuyuşta anlayabileceğiniz bir açıklamayı da buraya yazdım. Gerektiğinde hatırlamak için hemen buraya bir göz atabilirsiniz. Olmadı videoyu baştan sona izleyebilirsiniz. Bu dersimizi de burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.